Herkese merhabalar. Böyle bazı günler vardır ya, ne çekileceği bilemez. Ayda bir kere de bunu yapıyorum. Ne yapacaklarını bilmediğim videolardan bir tanesinin daha başındayız. Dedim ki her şeyi sorabilirsiniz. Emin misiniz? En kötü keseriz dedim. Sonuçta kanal bizim. En kötü keseriz. Ama sen yine de çok beni ağlatma. Öyle gitme yani. Eda hadi gönder. Şimdi yumuşak bir geçiş yapıyorum aslanım. Aslanım. Peki. Eda Hanım? Yaz geliyor. Ürünlerinizi seyahat boyunu yapmayı planlıyor musunuz? Güzel soru. Seyahat boylarım vardı. Güzel. Senden geldi. Aslında şöyle 60 tane ürünümüz var. Her ürünün küçük size'ını yapmak çok zor. Ama bu sene şöyle bir şey bulduk. Eşijon şişenin küçüklerini yaptırdık. Böyle 50 ml'lik. Onları internet tarafı, Trendyol, hepsi burada ve eşijon.com.tr'de satacağız. Veya bazen hediye edeceğiz daha doğrusu. Siz seyahate gittiğinizde kullandığınız şampuanı içine boşaltabileceksiniz. Kuru şampuanlarımıza seyahat boyu yapıyoruz. Saç spreylerimize de yapacağız ama o herhalde raflara 3-4 aya anca girer. Kuru şampuan tamam da yaza yetişmeyebilir ya, söz verelim. Peki eşinizin erkek sakal bıyık bakımı için de ürünler ekleseniz keşke, bunu düşünür müsünüz? Eda, düşündük onu. Fakat Eda Hanım lütfen. Henüz daha ilk bir senelik çalışmamızda o yok. Arabada en çok dinlediğiniz müzik tarzı? 80'ler İngilizce. Böyle hani Big Gigi Pen'ler falan. Şey seviyorum, hoşuma gidiyor. Kıdanya'yı araştırdım. Araştırdım Eda'cığım, biliyormuşum şarkıları. Senin demek istediğin şarkıları ben akşam böyle 10.30-11'den sonra bazen dinliyorum. Haftada 1-2 gün. Ama pop böyle 80'ler şeyi İngilizce, yabancı. Her zaman benim modum çok yükseltir. Çok güçlü bir kadın gibi görünüyorsunuz. Gerçekten öyle misiniz yoksa iyi mi tonörü elde ediyorsunuz? Güçlü kadın ne demek? Güçlü kadın problemlerden mücadele etmeyi bırakmayan, düşünce kalkmayı bilen, her zaman ileriye giden, geçmişe takılı kalmayan, her zaman hayal kurabilen, en kötü şartlarda da olduğu yerden şükreden biri ise güçlü kadınım. Ama güçlü kadın etiketinden omuzlarımda bir yük var, çok zor. Öyle bazı olmak istemiyorum ama öyleyim. Ay 1.68, birisi de inanmamıştı, 2 sene önce bile ölçmüştük canlı yayında. Saçımı yıllardır Suadiye'de Özcan Bey boyar ve kesimi de Yıldırım Bey yapıyor. Gerçi en son küstüğüm için Seyit yaptı en son kesimi ama Yıldırım Bey her zaman başımın tacı. Föne de böyle bebek Yıldırım'da Samet giderim. Böyle gittiğim yerler var. Erkek arkadaşınız var mı? Oha. Tabii ki. Ya dün bir şey söyleyeyim, şikayet ediyorum. Yok, cevabı vereyim. İnşallah olacak. Dün kendime çiçek aldım. Mustafa Bey'den, Nişantaşı'ndaydım. Kendime çiçek aldım. Arabada da çiçeği koymuşum, yanında çekmişim. Allah, o bir olay oldu. İnşallah olacak. Ben erkekler gibi hızlı adapte olamıyoruz kadınlar. Şu anda kalbim boş. En güzel, en doğru zamanda da en doğru kişiye gireceğine eminim. Bekliyoruz. Aramıyorum ama yani nasıl olsa gelecek. En son öğrendiğiniz taraftan? Of, kimseye güvenme. Şöyle ya, Ramazan'la alakalı bir şey söyleyeyim. Hani gerçi Ramazan bitti artık, hani sonuna geldik. Ramazan sadece yemek yememek mi? Yani nefis iradesi söz konusu değil mi? Kul hakkı dünyadaki en büyük günah. Gıybet yapıyoruz, dedikodu yapıyoruz. Ki ben bu konuda kendimi çok geliştirdim düşünüyorum. Kim ne yapıyor hiç umurumda değil bak. Hala bunların içine düşüyorum, inanamıyorum. Bence hani kul hakkı yemeden bir gün bile geçirsek dedikodu kul hakkına giriyor. Bu konuda çok müzdaribim yani. Bunu yapanları affetmek değil,
hayatımızdan affetmeliyiz, her zaman affetmeliyiz. Yani affetmemek bizim şey haddimize değil yani. Ben affedeceğim de. Ama hayatımdan çıkarttığım çok insan oluyor istemeden. Bazen hayat sana onu yapmaya zorluyor. Cilt bakımında vazgeçilmeli. Retinol kışın, antioksidan serum gündüz. Şey olarak da hani medikal kabin bakımı olarak da Scarlett'i çok beğeniyorum. Kesin. Scarlett çok iyi. Bir de fraksiyonel lazerleri böyle en azından yılda iki kere yapmak lazım. Evet. Bunlar. Herkes öyle zannediyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki maalesef sosyal medyada da görüyorum. Öyle gibi görünüyor. Aslında çok doğal bazı meziyetler çok özel bir meziyetmiş gibi. Yani bu kadar basite indirgeyeceğim bakın. Asansöre biniyoruz, insanlar birbirine günaydın demeye bile imtina ediyor. Öyle bir hayattayız ki paraya bastırırım, adamı da şey yap, yani kadını da elde ederim, bu işi de alırım, bu ihaleyi de ben alırım veya masayı da ben alırım. Yani çok basit düşünmek lazım. Hala güzel insanlar var mı? Hala çok güzel insanlar var. Ben güzele odaklanmak istiyorum. Çünkü bakın ben sosyal medya hesabımda da takip ediyorsanız, ederseniz mutlu olurum. Sadece saç, makyaj, o bu paylaşmıyoruz elbet. Ben birazcık daha hani iş insanı olarak daha başarılı nasıl olabiliriz? Kötü huylarımızı nasıl yontabiliriz? İyileri nasıl parlatabiliriz'in araştırmalarımı çok yapan, okuyan bir insanım. Ara ara da çok şey paylaşıyorum. O yüzden kendi değerini arttıracak şeyleri sosyal medyada çok paylaşıyorum. Orada çok önemli bir not var. Mesajla ileteceğim size. Biz hangi duyguyu çok konuşuyorsak o duyguyu büyütüyoruz. Ben burada size ah vah vah derim. Ağlarız karşılıklı. Rating rekorları kırılır. Fakat biz o duyguyu büyütüyoruz. Ben o duyguda kalmak istemiyorum. Çıkmak istiyorum. Allah akıl vermiş, o duyguya kalmamayı tercih edip iyi tarafta odaklanıyorum. Genelde de şanslı olduğum söylenir. Kötü şeyler de başıma geliyorsa elbet bana bir öğretisi vardır. Ben de dersimi almaya çalışıyorum. Eskilerden mi? Münir Özkul. Çok severim. Şu anda ki çok televizyon seyretmeyen bir insan olarak hayatımda 3 tane diziyi aynı anda izliyorum. Ben şoktayım. Birincisi İnci Taneleri. Yılmaz Erdoğan efsane. Yani Hazar'la beraber çok güzel. Azal'la beraber çok güzel oynamışlar. Çok çok sürükleyici. Sonra Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar. Çok hoşuma gidiyor. Hikayesi de güzel, enteresan. O çok. Bir de tabii ki Demet Evgar'ın Bahar. Aldı başını gitti. Kadın oyunculuğunu konuşturuyor. Esprileriyle, zekiliğiyle, zekasıyla bence senaristin yazdığının iki boyut ötesine taşımış diziyi. Seyretmeyenlere de tavsiye ederim. Bir de arada böyle dedim ya hani hayat zor yani. Gülmek için Hasan Can'ı seyrediyorum. En son ne zaman sinemaya? Ooo. Bak. 3-4 sene oluyor. Pandemiden önce. Vallahi öyle. Vallahi yazık, ben televizyon, Netflix'ten falan seyrediyorum. Dediğin doğru. O şey ama biliyor musunuz bir dönem vardı ki her pazar sinemaya giderdim. Bak her pazar. Ve hani çok önceden evlenmeden önce de şeye gelirdik. Yani ben Fenerbahçe'de oturuyordum. Bu tarafa Osman Bey'deki sinemanın adı neydi? Hayır ya. Zaten tek bir şey... Şeyin olduğu hani bir ünlü bir Ali bilmem ne vardı. Kıyafet satar yabancı. Ali Altamoda'nın oradaki. Neyse önemli değil. Eskiden çok giderdik. Şimdi gitmiyoruz. Yani karşıdan ta Avrupa yakasına geçerdim. O zaman sinemalar da azdı yani gerçekten. Azdı yani. Hani bir... Tabii canım bir tane Suadiye'de vardı, Kadıköy'de vardı, Osman Bey'de vardı. Öyle yani hani şey olarak.
Tiyatroya çok gidiyorum, PSM'ye. En son zorlu PSM'de Zerrin Tekindor'un Tozu'na gittim. Ben hayatıma bu kadar etkilendiğim, yani tek kişilik oyun ve kadın seni bir saniye bile bırakmıyor. Bu kadar etkileyici az olabilir. Bir daha saygı duydum o eski toprağın kalitesine, oyuncu kalitesine. Her şeyine hayran oldum kadın. Tebrikler yani. Hani PSM sayesinde müzikaller olsun, tiyatrolar olsun daha çok gidebiliyoruz. Keşke daha çok PSM'ler olsa. Şey çok güzel aslında, yeni yapılan AKM, ama orada da bir akustik problemi var. Ama çok güzel yani, devlet sanatçıların harika şeyleri var. Birazcık akustik problemi var bazı odalarında. Ben eskiden çok fotoğraf çekmeyi seviyordum. Sırt çantamı alır giderdim. Beyoğlu'na çok uzun zaman olmadı gideli ya. Ne zaman gittim? Ama ya, böyle sokaklarda dolaşıp... Pandemide gittim yine fotoğraf çekmeye. Turşucu'ya gittik. Çok güzeldi. Çok güzel ya. Asmalı mescit falan. Bir gün mesela orada çekim yapsak hakikaten akşam. Of. Hep beraber şey yaparız. Çok güzel olur. Röportaj yaparız sokakta. Biz sorarız. Halkın nabzını tutalım. İnşallah keyif almışsınızdır. Biz karşılıklı oturmuşsunuz da çay muhabbeti, kahve muhabbeti yapalım diye böyle bir videoyu açtık. Alın elinize kahvenizi. Başka sorularınız varsa başka bir sohbet videosuna beni izlemeyi de takip etmeyi de unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, olur mu?